Evet arkadaşlar, Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size mükemmel ve mükemmel, gerçekten mükemmel bir ev tanıtmaya çalışacağım. Ben bazen böyle bir adetim yok. Ben hiçbir şeye mükemmel demiyorum. Çünkü mükemmel, mükemmel böyle şirinlik yapmak adetim değildir. Bilenler bilir. Ben böyle bazen diyorum ya, ev bu alıyorsan al, almıyorsa alma. Ama ev gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani şu anda sektör olarak ülkece bu işi yapıyoruz. Ben kendi işimi yapıyorum. Biri diyecek ki ya sen konuya geç, geçeceğim, merak etme. Sıkıldıysan sen bilirsin. Ev güzel bir ev arkadaşlar. Yani hızlı sudan korkma, yavaş su derler ya. Biz Anadolu'dan öyle öğrendik. Bu evin arsası 552 metrekaredir. 552 metrekare arkadaşlar. 4 artı 1 bir evdir bu ev. Altta salon, bir oda, ayrı mutfak, bir banyo var ve galeri boşluğu var. Bir salon, ayrı mutfak, bir oda ve galeri boşluğu ve bir banyo. Üste çıktık, üste. Bir oda ebeveyn banyolu, bir genel banyo, bir iki tane de oda var. Durum bu. Şimdi bu evin etrafını süsleyen ışıklar nedir? Bunlar güneş kırıcılar. Arkadaşlar onlar güneş kırıcılar, onlar süs amaçlıdır. Projenin dışındadır. Onlar aksesuar, süstür. Ona makamlarımız, yetkili makamlar bir şey demiyor. O da evi süslemiş, güneşi kırıyor. Sevgili arkadaşlar, peki bu evde ne var? Bu evde bir ateş çukuru var. Ateş çukuru. Hani ateşin bol olsun derler ya işte. Bol mu olsun, ne olursa olsun. Artık hak edenin ateşi bol olsun demek yerinde olur. Ve Allah kurtarsın, beddua etmeyelim. Değerli arkadaşlar, şimdi buraya Süleyman abi dedi ki, tanıdığın döşemeci var mı? Dedim, bu marinacılar falan var. Yatları, matları, dış mekan için. Buralarda da minderler gelecek. Minderler. Böyle mindere oturup ayran mı içersiniz, milli ayran mı, ithal ayran mı içersiniz, ne içerseniz onu da burada böyle içer, sohbet edersiniz, ateş mi yakarsınız ya da yapay bir ateş mi yakarsınız. Bu ateş çukuru dedikleri bu. Ve havuzumuz da bu. Havuz neden faal değil? Beyefendi dedi ki ben havuzu şimdiden doldurmuyorum çünkü garantili veriyorum. Bari dedi girdikten sonra garanti başlasın diye öyle bir olay söyledi bize. Ve geldik. Burası ne? Burası da jacuzzi. Jacuzzi. Yani öyle bir şey olmuş ki yani işte biri evinde küvet yok, biri de dışarıya jacuzzi yapıyor. Hayat böyle bir şey arkadaşlar. Jacuzzi dedikleri de bu. İşte jacuzzi de bu bazen 5 yıldızlı otellere ben cime, cim, spor. Yani biz de Avrupa'ya gidip geldiğimiz için cim diyorlar, spor salonu. Bazen oralarda havuzlarda falan işte böyle şoklama moklama yapan böyle minik havuzlar oluyor ya. Onlara da İşte ne diyorlar? Jacuzzi diyorlarmış. Jacuzzi o. Ateş çukuru o. Ve buradan da bu da çocuklar için tasarlanmış. Muhtemelen eğer bebekler olursa buraya da bir korkuluk atıla bilinir. Ve birçok insanın sitemi diyor ki işte alüminyum merdiven olsun, bir şey olsun, olmasın, böyle olsun diyorlar. İşte böyle de havuza iniliyor. Ve havuzun ölçülerini hemen size söyleyeyim. Havuz ölçüsü 4 metreye, sadece burayı söylüyorum, o çocuk havuzunu söylemiyorum. 4 metreye 7 metre, pardon 4 metreye 6.60, 4'e 6.60 burası, 4'e 6.60 burası, 4'e 6.60 burası. Peki burası ne? Bakın burası da 2.74'e, böyle ölçünce de konuşmanın akışı bozuluyor. Burası da 2.74'de 2.70. Burası da böyle. Bu ateş çukuru şey jacuzzi var. İşte etrafta peyzajlar yapılmış. Yeni sıfır. Yakın olduğu deniz halk plajıdır. İmbat koyu denizine yakındır. Eyüp abi sana da selam. Önder abi sana da selam. İşte bu ev sizin komşunuz. 7 milyon 450 bin lira fiyatı söyledik değil mi? 7 milyon 457 450. Eğer söylemediysen bağışlayın beni. Böyle otlu alanda dolaşıyoruz. Peki burada ne var? Burada da zaman uyarlı bahçe, otomatik sistemli zaman uyarlı var. Gel Can, gel gel gel, çabuk göster, bir batır buraya kameranı. Bakın arkadaşlar, bu fıs fıslar fıs dolanıyor. Burası da böyle ve köşe başıdır. 452 metrekare arsası var. Alt kat 108 metre, üst kat 108 metre oturuyor. Burada da yeşil alanlar, peyzajlar, mezyajlar çalışmış. Dediğim gibi otomatik sulama sistemi var. İşte bu peyzaj mimarı ve işte üniversite okuyan hangi mimarsa bu işleri yapan iyi yapmış, eline sağlık, böyle de güzel yapmış. Ve gel güneş kırıcıları özetleyelim. Değerli arkadaşlar, hayat burada geçiyor ya, burası salon. Dilerseniz bu kapıdan Ahmet abi salondan gel, Ayşe hanım teyze sen de sarma dolma getir. Burada da ikisinin ortak bir alanı var. Mutfaktan, salondan
buraya çıkıp zaman geçirebilirsiniz. Dediğim gibi bu güneş kırıcılar proje dışıdır. Yani her zaman öyledir ama bu yasal bir engel teşkil etmiyor. Görselliği iyi. Bunlar da yapılmış güneşten korunmak için, hem süs için. Bir güneş kırıcı burada var. Bir tane güneş kırıcı da burada var. Bir tane güneş kırıcı da burada var arkadaşlar. Panjurlarımız yerinde. Bu binanın dış cephesinde bu aplikler falan, onu girişte size arz edeceğim. Ve burada havuz seviyesinden bir basamak yüksektedir. Böyle heyecanla anlatıyorum. Binanın statiği nasıl? Duvarlar BIMS'de yapılmış. BIMS. BIMS nedir? Eski pirketler var ya, pirket değil. Pirkete benzer, ancak ham maddesi, toprağı daha hafif. Yapı denetimi onu zorunlu kılıyor. Bu süsler de yapılmış. İşte aplikleri arz ettim. Bunlar da granit. Ve işte yeşil alanları gösterdik. Biz sizi yormayalım. Biraz da espri katmak istiyorum ama bir diyecek ya işini yap falan şu bu. Ben de o yüzden biraz her yerde espri olmaz. Can gel buraya babam, gel. Gel. Evet, binanın bu tarafını da göster Can. İyi hafta sonları diliyorum. Herkes zengin olsun. Oh, herkesin yağlısı olsun, ne güzel olur. Bu da evin bu tarafı arkadaşlar. Gösterdik köşe başı. Güneydoğu cepheli dedik. Peki evin girişi nasıl? Buraya mekanizması var. Kumandalı kapı. Buradan aracı park ediyorsunuz. Bu da normal kapı. Buradan giriliyor. Buraya da aydınlatmalar yapılmış. Bu yan taraftaki inşaatta beyefendinin. Bakın BIMS dedikleri o. Gel gel BIMS'i göster. Akışı bozmayalım. BIMS dedikleri o. İşte bu inşaatta böyle yapılmış. Asmoren çözülmüş. BIMS. Pirket gibi ham maddesi. İşte hafif olduğu için. Ve buradan da iki basamakla çıktık mı? Çıktık. Burada da pazar çantası falan şu bu. Fiyatı 7 milyon 450 bin TL. İşte aplik dedikleri bu. Bunları yakamadık, kusura bakmayın. Değerli arkadaşlar, kapı burada ve gel. Gel. Bu arsa köşe başı olduğu için buradaki parsellerin en büyüğüdür. 552 metredir bu arsa. Diğerleri 500 metre. Bu da alan. Neden bu 552, diğerleri 500? Çünkü harita mühendisleri parselasyon yapınca tarla veriyorsun ya. Mehmet amca haritacıya veriyor, tarlamı böl arsalara. Böldüğü zaman yoldan çekme mesafesi, yol tarafı çok çekiyorsun, bahçeye bırakıyorsun. Onu hesap etmiş. O yüzden burayı 50 metre daha büyük yapmış. Ve eve merhaba dedik. Gel Can, gel gel biraz şey yapalım. Ev büyük ya, neredeyse yarım saat sürüyor. Gel şimdi buraya geç. Galeri boşluğu var arkadaşlar. Burada galeri boşluğu var. Evin özellikleriyle ilgili size bir şeyler daha anlatacağım. Ama anlat böyle biraz zaman alıyor, sıkılmayın. Şimdi gel. Gel. Sevgili arkadaşlar, sanaryolar nedir burada? Buradaki bahçe aydınlatma aç. Ev içi aydınlatmaları aç. Dış led aç. Bahçe aydınlatmalarını kapat. Ev içi aydınlatma aç. Dış aydınlatma aç. Havuz aydınlatma aç, panjur aç, panjur kapat, havuz aç, havuz kapat, bilmem dış aplik aç, dış spot aç, dış aplik kapat, dış cephe ledleri aç. Bu bütün komutlar burada ayrı ayrı çalışıyor. Fonksiyonları çok ön planda. Ve geldik, kapımız burada. Bakın camlı bir panel burada, biri burada, ortada da kapı. Evet, ve vestiyerimiz bu. Vestiyer de bu. Pilot abi, sana da selam Muğla'ya. Sizin meslekte böyle bir şey var işte. Pilotların anlayacağını dilde bir sürü düğme var burada. Pilot abiler selam. Valla öyle pilotlar, bazen ben de diyorum bu pilotlar çok havalı oluyor. Tanıdığım pilotlar hepsi çok beyefendi. Yok işte, insan ön yargı olmayacak. Ve arkadaşlar işte bura çekmeceler. Burası da işte böyle bir şeyler var. Babam da diyordu askere girince büyük rütbelerden korkma diyordu. Rahmetli, doğru demiş. Yani adam o kadar okumuş. O kadar da mütevazi. Ve arkadaşlar bu da çekmece. Burada da işte ayakkabını giy çıkar. Peki buranın ısıtması nasıl? Sevgili arkadaşlar, fan coil sistem. Yani bizim Türkçemizde iklimlendirme demek yerinde ama daha süslü olsun diye fan coil diyorlar. Fan coil nedir? İklimlendirmedir. Dışarıdaki hava sıcaklığına göre içeriği ısıtıyor. Astımınız varsa, bir şey varsa yormuyoruz. Klima çarpıyor. Bana ama klima arabada çarpıyor. Migren oluyorum, ölüyorum. Dolayısıyla bu iklimlendirme atmosferin havasını bir derecede tutuyor. Ayarlıyorsunuz. İklimlendirme nedir? Fan coil, mankoil, kodlayın, kafanız karışır. İklimlendirme. İklimlendirme bizim Türkçemizdeki gibi. Öyle bir sistem var burada. Altyapısı tamam. Ancak malzemeleri takarsınız. Yani altyapı zaten sorun. Parayı yiyen o. Basit şeyler, onları da siz takarsınız. Isınma, soğutma sistemi, iklimlendirme dedik. Kışın ısıtır içeri, yazında istediğiniz gibi akıllı yani.
öyle yapar. O sistemi kurduktan sonra altyapısı var. Ve ayrıca kalorifer sisteminin altyapısı var. Dilerseniz ısı pompası takarsınız. Bu da böyle. Ve döndük. Sevgili Süleyman abim, hemşerim, sen Sivas'ı seyret. Yar, ben de seni güzel Sivas'a selam. Gerçekten Sivas güzeldir ya. Ondan sonra der arkadaşlar, dedi ki bunlar dedi ithal ediyoruz. Ya dedim abi, bizim Kütahya seramik var. Ben fuarlara gittim. İşte İndiyanlılarla falan dedim. Bunların ne işi var? Bizde yok mu? Abi dedi, bunlar valla dedi, biz Kütahya seramik mi ne dedi, oradan aldık. Onlar ithal etmiş. Bunlar çok pahalı şeyler. Ben size söyleyeyim. 1.40 böyle, 1.40 böyle. Ve döndük. Bu merdiven altı da, evleri göstereceğiz size. Merdiven altı da bakın. Böyle süslemiş püslemiş, eline sağlık bitkiler, taşlar. İşte çok güçlü olan adam güreşi kazanacak diye bir şey yok. İşte akılla yapmak lazım. Aa, galeri boşluğu da bu. Daha evi tanıtacağız size. Galeri boşluğumuz da bu. Oraya da bir şeyler yapmış. Yani her yiğidin bir at sürüşü vardır. Ben böyle anlatıyorum. Başkası böyle anlatıyor. Hiç bu ev falan şu bu önemli değil. Bugün varız, yarın yokuz. Kiminin ayağı yok, kiminin ayakkabısı yok. Evi görünce aman kıyamet koparmayın. Durum bu. Ve vallahi öyle. Ev insanın yüreğindedir. Zenginlik de öyle. Ve değerli arkadaşlar, geldik. Bu da salon. İyice anlattık mı Can? Can bak, ben yanlış bir şey söylesem beni uyar. Değerli arkadaşlar, bu da salon. Şimdi ben ölçeceğim. Ya ölçeyim mi acaba ya? Ölçsem. Varsam gitsem Erzincan'a aman. Kirvem aman. Lan gidiyor, yanlış yerden ölçüyor. Salon sen öp. Ben de kamerayı öpeyim. Arkadaşlar 6.40 böyle. 6.40 salon. 6.40'a 5.80. 6.40'a 5.80 salon. 6.40 çarpı 5.80. Havuza nazır. Şöminemiz burada. Şömine bu bacası yukarıdaki odayı da, böyle bir cepler var, bacası var. Yukarıdaki odayı da ısıtıyor. Havuzumuzda panjurlar var, aplikler, bilmem neler. Ve bu kapı var ya, bir sürgülü kapı. Allah. Bir sürgülü kapı buraya çıkıyor. Burada bir alan var. Bu alanı mutfakla ikisi paylaşıyor değerli arkadaşlar. Mutfakla ikisi bu alanı paylaşıyor. Ve Can Bavim'in geç. Şimdi bunlar tek parça granittir. Bunlar da işte geliyor, aman kırılması, kim bilir bunu taşıyan o emekçi kardeşlerimiz ne çekmiş. Aman kırıldı, aman patron ne diyecek. İşte tek parça, ne var yani, üç parça olsa. İşte aha, bu da böyle derler arkadaşlar. Bazen ben bu nereden bir marka bir yer var, gidip bir şey alıyorum. Arkadaş baktım pantolonun burası hafif bir şey var. Oradaki bir hanımefendi dedi ki, beyefendi bu deformeli, bu ucuz. De bakayım hiçbir şey yok. Bu defoluymuş. Neresi defolu? Bura böyle. Yazın ver. Bilmiyorum valla kaç paraydı, bilmiyorum. Yarı parasını aldım. Defoluymuş. İşte o yüzden adam da Allah'tan oraya bir şey olsaymış. Aman. Bu zenginler olmasa biz ne olacağız? Ama bir o kadar da demek ki ya ne var yani, orada biraz deforme oldu. Ve arkadaşlar geldik mutfağa. Mutfak. Evet, mutfak 4.80'e özetleyeceğim, 4.80'e 4.60. 4.80'e 4.60 burada bir mutfağımız var. O alanı gösterdik ve sırasıyla arz ediyoruz. Terekler, terek. Terek, raf yani, raf. Bunlar terek. Biz de memlekete terek diyorduk ya, ben de yani Anadolu'nun her yerini seviyorum. Bazen terek yemek hoşuma gidiyor. Burada da küçük küçük cepler yapmışlar. Ve döndük arkadaşlar. Bakın. Evet. Üste bir daha var. Burada da bakın kocaman çekmeceler var. Evet, hızlı yapayım ki böyle insanlar film izler gibi. Evet. Böyle heyecanlı olsun. Ve döndük. Burada bakın çekmeceler. Bakın burada ikili var. Bu çatal, çak, kaşık bir burada var. Zaten bizim bir tarih hocamız vardı, diyor Avrupalılar Türklerden kaşık, çak, çatalı öğrendiler ama teknoloji onlar götürdü. Burada ne var Can? Can nerede? Ocak nereye geliyor Can? Can bura ocak nerede ya? Ya ora fırındır. Ora mikrodalga fırın. Hele dur bak. Ha, ocak burası ya Can. Burası ocak. Burada da başka bir şey. Bu ışıklar nedir? Neyse, burada ocak burası arkadaşlar, buraya gelecek. Onu da söyledik. Biz de ne bileyim, biz tandırda tandır ekmeği pişire yedik lan. Dünyanın, evet, ben teknolojiyi kullanıyorum ama. Arkadaşlar burada şişman buzdolabı.
Burası mikrodalga. Mikrodalganın üstünde başka dalgalar var. Buraya terekler yapmışlar. Ve burası da yine raflar maflar. Burası bir daha raflar. Eksik bir şey var mı? Bakın bunları da ben nasıl anlatayım yani. Aha, bunlar böyle işte açıyorsun içine ne koyarsan eski tencere mi, çeyiz malzemeni mi koyarsın. English home mu ne o. Herkesin sosyete bildiği yerden bir şey alırsın. Neyse kapı kulpları bakın böyle gümüş gibi. Kapılar da böyle. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Fan coil sistem dedikleri bu. Fan coil. Fan coil bu işte buraya montajlanıyor klima gibi. Bu çok para değil. İşin zorunu yapmış bu beyefendi. Kapılar da böyle çizilmesin diye. Bu abi işini yapıyor bakın. Aha, bu çizilmesin diye. Orayı da öyle yapmış. Ve geldik. Orayı özetledik. Bu alana baksana. Ah. Ya vallahi isyan etme boşuna. Kimse isyan etmesin ama herkesin keşke böyle evi olsun. Keşke o en yoksulların olsa. Dünya değiştirse. Bütün zenginler siz aşağı. Siz gelin garibanlar. Vallahi benim olsaydı ben öyle yapabilirdim. 488. 488 böyle. 488. 488'e 364. 488 böyle. 488. 4 metre 88 santim böyle. 365 böyle. Bu birinci odamız. Yine fan coil, man coil ne varsa hepsi var. Ve sevgili Can geç oraya. Fan coil, iklimlendirme. Fan coil. Aa tam geç oraya. Ya Can bak kurban oldum. Biri demiş Can'la kavga eder. Can seni hiç yapmam. Evet. Arkadaşlar işte odamız bu. Yine fan coil'in altyapısı böyle. Aa bu yine kapı duvara çarpılması. Bakın. Tut kapı. Ve bu da böyle. İşte hol geniş. Hol holy holy holy. Ve geldik arkadaşlar. Burası ne? Burası da yine çekmeceler, raflar. Terek 1, 2, 3, 4. 4 terek. Terek. Burada bir daha var. Burada da mermerdir. Ahşap olursa küflenir, deforme olur, bir şey olur. Aynı ayna, yıllar yılı. Dost bildiğim aynalar. Burada bir daha bir şeyler var. Ve duşakabı, saydam camlar, klozet. Orada nişler var burada. Aa, bunlar tek taş ya. Ya bu Süleyman abi ne kadar masraf. Bu tek bir taş işte. Bunu taşıyan adam aman kırılacak. Kaldır, indir demiştir. Ve burada da nişler var. Bu nişleri de göster sevgili Can. Nişleri göster. Niş 7 milyon 450 bin Türk lirası. Ve altta ne gösterdik? Dışarıyı gösterdik. Altta işte galeri boşluğunu gösterdik. Salon gösterdik. Bir oda, ayrı mutfak, banyo. Bu çiçek böcekler. Ve galeri boşluğu dediğimiz bu. Ve gel galeri boşluğunu gösterelim. Gel canım benim, bavemin gel. Kekemin gel. Kekemi gel. Ve geç oraya. Geç 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 geç. Vallahi o Trabzonlu abi sana selam. Demek ki Karadeniz kafasında da benim gibi var yani. Biri demiş bir Adana'dan bir de Trabzon. Sen konuş senin ikliminden ben anlıyorum. Bütün valla Adana'ya Trabzon'a selam. Ne varsa deli dolu helal olsun. İşte bende bir şey yok yani ne varsa içimizde. Değerli arkadaşlar burada galeri boşluğu dedikleri yer bu. Ben İskenderun'a bir arkadaşımın düğününe gittim. Dönüş gidiş uçakla Adana'ya indim. Biraz takıldım. Gerçekten Adana insanı candır. Dönüş Hatay'a orası da öyle. Hatay'a da selam. Hatay'a da selam diyorum. O yüzden Trabzon zaten bir yanımız orası onu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar memleketin her yeri. Ben oralı değilim ama yani memleketin her tarafı bizim. Ve arkadaşlar döndük. Bu altta odanın aynısı. Yine ölçüleri size söyleyeyim. 480'e 3.65. 4.80'e 3.65 bu ikinci oda. Altta da vardı. 4.80, 3.65. Önünde bir balkon var. Sonra buraya geç. Bir daha fan coil, man coil'i tanıtalım. Evet. Elektrik aksamı güzel. Oda ölçülerini söyledik. Fan coil sistem yani iklimlendirmedir arkadaşlar. Yani fan coil sistem iklimlendirmedir. Sevgili Can ikinci odayı gösterince ebeveyn banyolu odayı da göstereceğiz. İşte bakın fan coil 5 yıldızlı otellerde olur ya böyle dereceyi yükselt kaldır. Bu aplikler de güzel, pratik. Nerede yanıyor sönüyor? Güt. Allah karanlıklar. Karanlık karanlık. Işığım ol bilmem ne. Böyle aş şarkıları söylersiniz karanlıkta. Ve geldik geldik geldik. Bu da arkadaşlar 3. oda. 4. odayı da göstereceğiz. Bu da 3. odamız. 3. oda. Bunlar nedir? Bunlar çıtadır. Bakın çıta.
Bunlar çıtadır, alçıdır. Ve 4.45'e 3.80 4.45 çarpı 3.80 bu da yatak odası, banyo göstereceğiz. Bakın altta şömine vardı. Şöminenin bacası yukarı çıkınca buralarda böyle püfürüyor, müfürüyor. Bunlar da ısıtıyor. Ama zaten iklimlendirme var. Bunun önünde de minik bir balkon var. Mini bir balkon. Dışarının şey için, estetikliği için bir balkon yapmışlar. Zaman geçireceğiniz bir balkon değil. Ve geldik değerli arkadaşlar. Bu da banyomuz. Hilton dolap burada. Ayna seti. Yıllar yerine dost bildiğim aynalar, spotlar buraya bir yere çarpmıyor. Evet. Altta da çekmece. Bir tane daha var altta. Evet. Klozet burada. Banyomuz burada. Can ben çıkayım. Sen banyoyu da özetle. Böyle biraz tara. O köşeleri de tara. Tara tara. Banyomuz da bu. Ve sevgili Can gel babamın. Gel. Arkadaşlar bakın kapıyı kapattık. Buraya da giyinme kabini ya da odası ya da giyinme koridoru ya da avlu neyse bunun adı. Neyse kapıyı açtık. Tamam açtık. E peki buraya bir dolap yapar mıydık? Yapar herhalde abi ya da işi yokun. Buraya da bir dolap bornozunu az çıkar tekrar koy. Buraya da böyle bir şey tasarlanır. Orayı da özetledik. Can bir daha vur buraya. Bakın bu fan coil bütün odaların giriş kapısının yanındadır bu fan coil'ler. Bakın arkadaşlar buraya da böyle klima gibi bir şey takılıyor. Evet fan coil dedikleri o iklimlendirme. O odayı gösterdik. Geldik bu odaya. Sevgili arkadaşlar bu son ve dördüncü odamız. Bu yanlış ne? Kolonu ölçüyor. Evet. Bu da 4.20'ye 4.80 dördüncü odamız. 4.20-4.80 dördüncü odamız. Arkadaşlar bunlar 1.40'a 1.40 ithal granit. Kapılar panel kapı. Yani o klasiklerden biraz daha bir tık önde. Avizeleri görüyorsunuz. Asma tavanları görüyorsunuz. Boya renkleri çok cırtlak değil. Efendime söyleyeyim odanın biri burada. Bir tane yatak odalı ebeveyn banyolu orada. Bir banyo burada. Bir oda burada. Ve bahçe gülen gülüsosunan. Evet Ozan Cigerkun. Burası da böyle. Banyoyu göstermedik. At bizi kaçırdı ya sanki. Affedersin canım ya sen de olmasan ben bu işi yapamam. Vallahi biz nereden bilelim ya. Alo merhaba efendim diye diyelim. Vallahi çok iyi efendi adamlar var. Onlara can kurban ama mecbur iş gereği efendim diyoruz. Rızkı veren Allah'tır. Ve arkadaşlar burada havlu mavlu koyarsınız. Bu çekmecenin bir tanesi Süleyman abi izlersen deforme olmuş. Bunu vidasını sık. Ve burada çamaşır makinesi koyarsınız. Ondan sonra burada da biri elini burada yıkasın. Biri de burada yıkasın. Evet. Biri de dişine kürdan sürsün. Ondan sonra burası da böyle. Emir abiye de selam Emir abi. Ondan sonra burada tek taş. Bakın kim bilir bu ne kadar ağır gelmiş. Ya böyle bir tek taş olur mu? Buradan oraya tek bir granit. Bir de burada nişler var. Nişleri de göster. Bakın tam gir. Genç adamsın. Zayıfsın zaten. Her yere girersin. Ama bu spotlar da böyle. Bunlar da neyin nesidir bilmiyorum. Eca'dır. ACG yani EC marka bir şey takmış. Bu İngilizler diyor ACG. İşte gel Can. Gel kaç dakika oldu Can? 23. Arkadaşlar işte size özetliyor. Can sen yorulduysan Can ben senin düğünde öyle bir davul çalarım ki. Yemin ediyorum. İstediğin yerde sen eğer bir gün bir hanımefendi bulursan Can ben senin için her yerde emeğinin altında kalmam. Arkadaşlar işte öyle yani ne yapalım? El eli yıkar, döner yüzü yıkar. Biz de size özetliyoruz. Vallahi siz bilirsiniz. Yani biz elimizden gelene kadar size iyi yapmaya çalışıyoruz. Ali tanıtmış, Ayşe teyze tanışmış, Pelin tanışmış, bilmem kim tanışmış. Herkes kendi ekmeğinin derdinde istediğiniz insanı da alabilirsiniz. Türkiye'mizde, ülkemizde bu evi tek sen satacaksın diye bir kaide yok. Herkes gider reklamını alır, efendim der. Ondan sonra artık herkes oltasını denize atıyor. Teşbihte hata olmasın. Artık kime nasip, kime kısmet. Ve böyle Can gel. Gel biraz da böyle dışarı çıkalım. Biz tersten çıkıyoruz. Evet.
İşte size anlatmaya, arz etmeye çalıştığımız evimiz bu. Evimiz bu. Bahçe gula gülü sosuna. Ve gel bir daha dışarıdan göster. Can babacığım. Ejder de bize kızıyor. Ejder valla biz öyleyiz. Bizim işimiz zor. Öyle Nişantaşı'nda zengin çocuklarıyla üniversite okumaya benzemez bu iş. Terleyeceksin. Sen üniversiteyi bitirsen gösteririm dünyanın kaç bucak olduğunu. Evet arkadaşlar işte bu evimiz bu. Akşam bu saatinde herkese saygılar. Biraz daha gösterecek misin? Gösteririm. Can diyor yetmedi. Can hepsini göster. Bu ateş çukuru işte beyaz mı kırmızı mı böyle bardak nasıl tutuluyorsa o işi bilenler bilir. Orada zaman geçirirsiniz. Ondan sonra evde bu. Bu saatte ya da akşamın işte film izlerseniz canınız sıkılır. Bir tane böyle dramatik ya da aksiyon filmi kendinizi havuza atarsınız. Arkadaşlar şimdi para euro olmuş, döviz olmuş, TL olmuş bilmem ne olmuş. Dünya globalleşmiş. Ev bu. Biz istiyoruz ki en uygun evler sizin, bizim, hepimizin olsun. Ama insan istediği olmuyor. Her şey gönlünüzce olsun. Bazen ben söylüyorum. Birinin ayakkabısı yok, birinin de ayakkabısı yok. Ayağınız olsun. Ayakkabı her zaman alınır. Saygılarımla iyi akşamlar. Hoşça kalın.